İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu da düzenlemeye tepki için Ankara'ya yürüyenler arasında. Haber Global ekibinden Murat Karataş şimdi karşımızda, yanında da Mehmet Durakoğlu var. Evet, savunma yürüyüşü başladı sabah saatleri itibariyle. Şu an Kartal yakınlarındayız. Çok yoğun bir yağış var. Yağış nedeniyle kısa bir süre o yürüyüşe ara verildi. Sayın Durak yağışın dinmesinin ardından Ankara'ya doğru yürüyüşüne devam edecek. Efendim, sabah başladığınız yürüyüşe ne istiyorsunuz? Ne amaçla gerçekleşiyor bu yürüyüş? Avukatlık yasasında değişiklik yapılması tasarlanıyor. Bundan bir süre evvel böyle bir şey birdenbire gündeme geldi. Tam da bir pandemi ortamı içerisinde kimsenin aslında aklında olmadığı bir şeydi. Bu değişiklikler çözüm itibariyle, sonucu itibariyle aslında belki avukatlara, barolara yönelik bir değişiklik gibi gözüküyor ama özüne baktığınızda halkın hak arama hürriyetine yönelik olarak yapılan değişiklikler bunlar. Barolar toplumsal anlamda yaptıkları hizmetler değerlendirildiğinde çok bariz bir şekilde işkence ve kötü muamele, insan hakları ihlalleri, şiddete uğrayan kadın, istismara uğrayan çocuklarla ilgili onların yanında duran, onlar için bir şeyler yapmaya çalışan bir kurum. Dolayısıyla getirilmek istenen değişiklikle çoklu baro gibi, isteyen istediğini barosunu kurursun gibi ya da nispi temsille yönetilemez hale getirilen barolar yaratılmaya çalışılıyor. Bu bağlamda biz 80 baro olarak, ayrımsız bütün Türkiye'deki bütün barolar olarak, başka deyişle de Türkiye'de her türlü görüşün temsilcisi olan barolar olarak bir araya geldik ve bir metnin altına imza attık. Çekin bu tasarıyı dedik. Bunun ne vakti, ne zamanı, ne yeri, ne de bizim sorunlarımız bunlar. Yani bizim başka sorunlarımız var. Gerçekten avukatlara yönelik sorun çözmek istiyorsanız çözmeniz gereken alanlar var. O alanlarda birlikte çalışabiliriz, birlikte değişiklikler yapabiliriz. Ama çekin bu tasarıyı dedik. Çekerseniz eğer, size elimizi uzatıyoruz. Bu bağlamda yapılacak bütün çalışmaların içerisinde olabiliriz, yeter ki kanalları açın dedik. Çoklu baro sisteminin size göre nasıl bir sakıncası var? Elimizde temel bir tasarı yok. Yani hazırlanmadığını, henüz tartıştıklarını falan söylüyorlar ama bu arada köşe yazarlarından ya da söylenenlerin satır aralarından anladığımız 5000 üyeyi geçen barolarda, yani Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük barolarda 2000 avukatı bulanlar kendi barosunu kursun istiyorlar. Bunları isteyenlerin sonuç itibariyle kim olduklarına baktığınızda da daha çok da bunlar zaten siyaset yapıyorlar, bunlar insan hakları ihlalleriyle uğraşıyorlar gibi yaklaşımlar geliştirdiklerinden anladığımız, insan hakları ihlallerinin olduğu yerde ona müdahale etmeyen baro aradıkları ya da işte şiddete uğrayan kadın olduğunda ona müdahale etmeyen, istismar uğrayan çocuk olduğunda onun yanında yer almayan, işkence kötü muamele sonucunda ortaya çıkarsa eğer bunları hiçbir biçimde izlemeyen, takip etmeyen, kendisine dert edinmeyen barolar arıyorlar. Biz onlara sarı baro diyorduk eskiden. Şimdi belki renginde bir yanlışlık yapıyor olabilirim. Belki ak baro da diyebilirsiniz, bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle böylesine bir oluşum içerisinde oldukları anlaşılıyor. Biz 80 baro olarak buna karşı çıkmıştık ve karşı çıkışımızın gerekçelerini anlatarak çekin bu tasarıyı birlikte çalışalım demiştik. Eğer yapmazsanız, eğer kanalları kapalı tutarsanız, eğer açmazsanız kanalları, bizim için demokratik hak arama yollarını denemekten başka çözüm kalmıyor demiştik. Şimdi o bildirimize sadakatle yola çıkarak İstanbul Barosu olarak bugün Türkiye'nin pek çok yerindeki baro başkanı arkadaşlarım Ankara'ya doğru bir yürüyüş başlattık. Biz aslında daha evvel söylediğimiz, ilan ettiğimiz bir eylemlilik sürecini başlatmış oluyoruz böylece. Bu eylemlilik süreci sonuna kadar giderek, yani tasarı meclisten geçse bile anayasaya aykırılık iddialarını da öne sürerek devam ettirebilecek bir anlayışla bir dizi eylemlilik planı açıkladık. Bu eylemlilik planının... Sizde ilk durak bildiğim kadarıyla Türkiye Barolar Birliği değil mi efendim? Ankara'da. Evet. Yani pazartesi günü Anıtkabir'e gideceğiz. Oradan Türkiye Barolar Birliği'ne geçeceğiz. Türkiye Barolar Birliği'nde bu sürece ortak olmasını, özellikle de bir olağanüstü toplantı yapmak suretiyle ortak olmasını temin etmeye çalışacağız. Biz bu tehlikeyle daha evvel de karşılaşmıştık ve son kez 24 Şubat 2018'de böylesine görkemli bir toplantıyı Ankara'da Türkiye Barolar Birliği'nin çağrısıyla yapabilmiştik. Aynı anlayışın, aynı duyarlılığın, aynı ruhun yeniden yansıtılabilmesi bakımından yeniden böyle bir toplantı yapılmasını talep edeceğiz pazartesi günü Ankara'da. Barolar Birliği ne karar verir bilmiyorum ama geldiğimiz nokta itibariyle böyle bir duyarlılığa da ihtiyaç var.
bu anlatmaya çalıştığım eylem planı içerisinde bir parça başka deyişle. Yani bu tasarıyı geri çekmeleri gerekiyor. Bu bizimle ilgili değil, belki bizimle ilgili evet ama onun ötesinde özellikle de halkın hak arama özgürlüğüyle ilgili toplumsal kazanımların, yıllarımızı verdiğimiz kazanımların bizim elimizden geri alınmasıyla ilgili sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz Ankara'ya aslında adalet bulaştırmaya gidiyoruz bir şekilde. Ankara'da bütün maskeleri indirip maskelerimizin altında onlara getirdiğimiz adaleti bir şekilde Ankara'ya bulaştırmaya çalışıyoruz. Evet, İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu savunma yürüyüşünün, bugün başlayan savunma yürüyüşünün ayrıntılarını anlattı. YouTube kanalımıza abone olun.